Hatırlıyor musunuz? Bundan 4-5 sene öncesinden bugüne 2-3 kere bir şey oldu. İran gemisi, sismik araştırmalar gemisi iki kere bizim medyamıza yansıdı. 4 kere, 5 kere oldu. Bu ikisi bize de yansıdı. Dedi ki İran'ın sismik araştırma gemisi geldi. Nereden? Cebeli Tarık'tan geçti. Akdeniz'e geldi. Kıbrıs'ın etrafında dolaştı, döndü. Yani İranlılar şöyle bir kartpostal atalım. E, canımız sıkıldı. Bir de Akdeniz'i gezelim, bu Sismik gemiyi bir deneyelim ne yapıyor demek için yapmadılar bunu. O gün bir şey vardı. Yani o günlerde başlayan e, olaylar bugün buraya geleceğini gördü birileri. Şimdi İran'ın o gemisinde ne vardı ki ve diğer gemisinde ne vardı ki? Mesela Venezuela'ya petrol götürdüğünde Amerikalılar dokunamadılar. Ne vardı o gemide bundan 2-3 ay önce Amerikalılar İran'ın petrolünü çaldıklarında? İranlıların elinde ne vardı ki Amerikalılar İranlarla sıcak bir çatışmaya girmekten müthiş bir paniğe kapıldılar. Çok korktular. Ne vardı İranlılarda? Bizde düne kadar hiçbir şey yoktu. Şimdi bizim elimizde bir teknoloji var. Bizde ciddi bir teknoloji var şu anda. Bu teknoloji azar azar yavaş yavaş SİHA' diye, İHA diye şu veya bu isimlerle Rahman Allah'ın izniyle inşallah yarın bu askeri savaş uçaklarından, jetinden veya onun parçalarından hiç akıl almayacak yerlere kadar da gelecek Allah'ın izniyle. Yani Türkiye bu sanayi özellikle savaş sanayinde, ağır sanayi konusunda ciddi adımlar atıyor şu anda. Reisi hükümetinin birinci derecedeki farklılığı komşularıyla bunlardan biri de biziz. Bence en önemlisi biziz. Komşularıyla çok farklı bir ilişki çok farklı düzeyde bir ilişki. Kasım Süleymani e, farz edin ki Kasım Süleymani benzeri bir kişinin bu gibi olaylarda müdahalesi dün neydi? Önümüzdeki günler onlarca Kasım Süleymani'nin faal olduğu günler olabilir. Bu Türkiye için, İran için, Irak için, Suriye, Libya, Yemen e, gibi özellikle Filistin ve Lübnan için. Çünkü bakın Lübnan'ın bugün petrolü bile yok. Yani parayla aldığı benzin Lübnan'a sokmuyor. İsrail'den emir alanlar. Amerika ve İsrail ile Fransa bu üçü Lübnan'a önümüzde secde etmezsen, Tanrı kabul etmezsen bizi. Aynen bu bakın. Tanrı kabul et bize tapmazsan sana petrol de yok, ekmek de yok, su da yok diyorlar. Ve şu anda birkaç ülkenin el birliğiyle Lübnanlı hayatta. Bu ülkelerden biri biziz. Bu ülkenin başta geleni İran. İran'ı, Türkiye'si, Irak'ı, Suri, bu haliyle Suriye'si Lübnan'a yardım evet. ediyor. Evet. Yani zannetmeyelim ki yani ne olacak İran Türkiye işbirliği, İran Türkiye işbirliği ne olacak demeyin. Bundan asırlar önce Rusların Deli Petros'u ölüm döşeğindeyken çağırıyor etkili yetkili adamların Rusları. Size diyor benim en büyük vasiyetim diyor. Üç ülkenin bir araya gelmesini engel olun. Şimdi şöyle yapın böyle yapın dersem masrafı zordur. Gücünüz yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama yapmayacağınız bir şey var ki engelleyeceğim bir şey. Bunu becerebilirseniz masrafınız da azalır, çok rahat yaşarsınız. Nedir? Sayıyor Türkiye, İran, Mısır bu üçünün el ele gelmesine izin vermeyin. Bunu diyen Deli Petro. Deli Petro deliliğinden konuşmuyordu biliyorsunuz bu adam. Politikada bir çılgın, korkusuz bir adam olduğu için Deli Petro'ydu. Hayrettir. Bu adamdan asırlar önce Vatikan'daki de aynı şeyi söylüyor ondan da asırlar sonra bugünlerde bakıyorsunuz ki İsrail'in, Amerika'nın ve de İngiltere'nin strateji uzmanları aynı şeyi söylüyorlar. Aman diyorlar Türkiye ile İran sakın bu ikisinin eli bir yere gelmesin.